Cengiz Han soyca büyük ihtimalle Moğol ama Türk olma ihtimali var. Ama o dönem için biz Türklük ve Moğolluk üzerinden bakamıyoruz çünkü bu ikisini çok da ayıramıyoruz. Evet, Türkçe konuşanlar var, Moğolca konuşanlar var, Türk soylular ve Moğol soylular var ama bu insanlar kendilerini birbirinden ayırmıyorlar. Daha çok bozkırda yaşayan, boylar halinde yaşayan, boylar halinde teşkilatlanan, bu hayvancılıkla geçinen, çoban kültüründe olan bu insanlar kendilerini bir görüyorlar. Aralarında hakimiyet kavgası var. Boylar birbirleriyle kavga ediyorlar. Bu Türk boyu da Türk boyuyla kavga edebiliyor, Moğol boyu da Moğol boyuyla da kavga edebiliyor ve Moğol boyu Türk boyuyla da kavga edebiliyor. 12. yüzyıl bozkırına baktığımızda böyle bir iç içelik ve kültür birliği taşıyan bir ortam görüyoruz. Dolayısıyla Çingiz Han veya Çingiz Kağan veya Cengiz Han bu kültür ortamının bir lideri ve hem Türklerin hem Moğolların bugünkü bakış açımızla lideri. Kurmuş olduğu devlette Ahmet Temir'in çok güzel kullandığı gibi Türk-Moğol devleti. Biz bugün bunu böyle ifade ediyoruz. Türk-Moğol devleti diye ifade ediyoruz. Onu bugün anlayabilmemiz için ifade edebiliyoruz. Cengiz Han'ın yaşadığı dönemde, onun hayatı süresince, evet, onlar kendilerine Moğol dediler. Kurdukları devlete de Moğol devleti dediler, öyle geçirdiler. O zamanki Moğolluğa atfedilen anlam Türklüğün dışında bir anlam değil. Özellikle Kıpçaklar olmak üzere konar göçer yaşayan bütün Türkler o devleti kendi devleti olarak bildiler. Ve o devlete toprakları çoğunlukla Türkler kazandı. Devletin yönetim kademesinde de Türkler Moğollara göre çoğunluğu oluşturuyorlardı. Ama dediğimiz gibi yine bu ayrımı bugün ben yapıyorum. Neden yapıyorum? Anlatabilmek için yapıyorum. Çünkü bugünkü algılarımız bizim farklı. O dönem devlet kademelerinde de halk kademelerinde de sen Türksün sen Moğolsun diye bir ayrım yoktu. Hiçbir ayrım yoktu diyemeyiz, başka bir ayrım vardı. Sen bozkırlısın, sen yerleşiksin ayrımı vardı. Devletin ayrımı bunun üzerinden gidiyordu. Ve bozkırlılar yöneticiydi, Türk veya Moğol olup olmadığına bakmaksızın. Yerleşik hayat yaşayanlar da, şehirliler de yönetilenlerdi.